hayatını haddinden fazla sayardı. Ondan öldü. Nasıl yani? Muhtar ilçeye vardı. Burada olanları haber verecekti tek tek. Güvercini bildirecekti. Ama devlet kapısı bu. Girmesi kolay mı? Günlerce eşikte beklettiler onu. Kapı duvar. Odaların suratları duvar. Nihayet. Yalan, sen ne istiyorsun dediler. Böyle sarı sarı halkalı dev gibi kapılardan. Böyle sonsuz koridorlardan geçti. Ki oradaki gibi acayip Atatürk resimleri hiçbir yerlerde yoktur. Derken bir odaya vardı. Baktı masada bir adam oturuyor. Yanında üç adam daha var. Ama adamlar böyle yanağına fiske atsan kan fışkıracak tipler. Amirim ben şey dedi. Şey arz edecektim. Güvercin var bizim köyde. O kayboldu da. Kim lan güvercin dediler. Kuş mu lan dediler. Bu. Amirim o bizim köyün en güzel kızı deyince. Raflarda böyle böyle kalın defterler var, onları indirdiler. Köyün en güzel kızı ha. Köyün en güzel kızı. Köyün en güzel kızı. Al sana köyün en güzel kızı. Muhtar baktı. O da asker Hamdi'den bu yana hepimizin ismi, cismi, soyu, sopu arasında mavi kalemle yazılmış ufacık bir satır. Güvercin. Ana adı, baba adı, doğum tarihi. Ha, o zaman anladı ki devletin gözünde varımız yoğumuz o satırdır. Devlet iyi kötü bilmez. Güzel çirkin, zengin fakir bilmez. Bilmez. Yerin, aha şu. Pire gözü kadar. Busun sen. Bence hemen o gün döndü köye. O zamandan beri de içeride sallanıyor.